TCG Karataş Karakol gemimiz tarafından 190 milli DSH roket atışı, TCG Karpaz Karakol gemimiz tarafındansa su bombası atışıyla hava savunma ve su üstü top atışları başarıyla gerçekleştirildi notuyla paylaşıldı. Doğu Akdeniz'de konum da belirtti. Şimdi bu paylaşımda Milli Savunma Bakanlığı'nın konum belirtmesi kime mesaj? İsrail'e mesaj olabilir mi? Bir sesli dinleyelim. S sadece isteyle değil atışlar yapıldı, görüntü paylaşıldı. Doğu Akdeniz'de de konum belirtti. İsrail'e mesaj olabilir mi? Ben de buradayım. İsrail'e, Amerika'ya, Doğu Akdeniz'de gözü olan birçok yapıya mesaj olabilir. Doğu Akdeniz'i boş bırakmıyorum mesajı. Evet. Hatırlar mısın Göksu? Şeyde, e, Gazze'deki katliam başladığında, e, ilk haber geldiğinde... Ne olur tartışılıyor. Dedim ki bu Amerika'nın dedim bu işin içinde bil fil olduğu bir plan. Amerika dedim burayı bahane edip Doğu Akdeniz'e gelecek ve oradan bize argo tabir ayar vermeye kalkacak demiştim. Bu gemi gelmeden birkaç gün önce. Hocam nasıl olabilirdi dedi. Ya işte İsrail, Gazze yani bir katliam başladı. Amerika ne alaka? Uçak gemileri geldi. Amerika dedim buradan bize ayar vermeye çalışarak bizim olası harekatımızı da engellemeye çalışacak demiştim. Yani Irak ve Suriye'de yapacağımız harekatlar. Bak birebir aynısı oldu. Önce uçak gemisi geldi. İşte beraber İngilizlerle beraber bir uçak gemisi görev grubu. Denizaltılar, helikopterler, uçaklar. Ve hiç ilgisiz alakasız bir anda e, bunlar geldi. Bizim araştırma gemimiz tam karşısına demirledi. Antalya Körfezi'nde. Heh. Finike sahasının önünde. Bravo. Bak araştırma gemimiz orada. Oradan fotoğraf verdiler, paylaştılar. Heh ve araştırma gemimizin tam karşısına getirip uçak gemisini demirledi. Dedi ki o kuşak değil Amerika. Doğu Akdeniz'de öyle dedi kafana göre tırnak içinde onun hani e, kimliğiyle söylüyorum. Buradaki yeraltı kaynaklarını bölge ülkeleriyle pay edip alamazsınız. Buranın korsanı benim. Burada da argo tabir raconu ben koyarım demeye getirdi. Şimdi bu aslında bir gözdağı, bir algı operasyonu. Kime? Muhatap ülkeye. Ama yersen. Biz ne yaptık? Biz hemen Navtex ilan ettik. Dedik ki burada atış tatbikat var. Ve tatbikatı da icra ettik. Bak atışlı olması çok önemli. Ve adı da çok enteresandı. Atış serbest tatbikatıydı. <laughs> yani dedik ki Amerika ya Amerika'ya. Hemşerim Argo Tabir. Senin ben restini gördüm. Restine restle cevap veriyorum. Yarın bugün bu füzelerden biri seker üstüne gelirse ayak altına dolaşıyorsun. Sakın ha bana ağlama demeye kalktık. Orada bir güç gösterisi, bir gövde gösterisinde bulunduk. Kime? Amerika'ya. Orada bana göre Amerika mesajı aldı. Bir daha da o konu hiç gündeme getirmedi. Soralım Ankara'ya Melik Yiğitel'e. Melik Yiğitel o zaman Amerika Birleşik Devletleri mesajı aldı mı? Ya da şu anki Türkiye'nin burada roket ve aynı zamanda top atışı testlerinde konum bildirmesi Milli Savunma Bakanlığı'nın kime mesaj? Vallahi şöyle yani bir, bir kere Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiyle Türkiye'yi masanın dışına itmeye çalışan ne kadar aktör varsa hepsine. Yani e, biliyorsun daha önce bunu başka türlü deneyenler de oldu. İşte Mısır, e, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan hatta buna bir, bir, bir ara İtalya'yı falan dahil ettiler. E, orada Türkiye'yi böyle e, işte Doğu Akdeniz'deki aramalardan sonra... E, ...kendilerince acaba biz saf bırakabilir miyiz, bir caydırıcık olabilir mi diye... Fakat Türkiye bunun kararlarını ortaya koydu. Şimdi Coşkun hocam da anlattığı gibi Türkiye kendi göbeğini artık kendi kesen bir ülke. Ee, işte yerli ve milli savunma olanaklarıyla e, bunu dosta e, düşmana gösteriyor. O bakımdan da bu Doğu Akdeniz'de e, yani gidip işte Yunanistan'a bir sürü üst kuran ya da Yunanistan işte özellikle e, şeyde e, dede ağaç üzerinden. Ee, şeyin e, işte Amerika üst kuruyor Yunanistan'ı e, bir yandan işte silahla e, takviye ediyor bir yandan da kendi üst kuruyor Türkiye kuşatılıyor mu diye Türkiye'nin kuşatılmasının çok mümkün olmadığını biz net gösteriyoruz yani hem havadan e, kendi yaptığımız olanaklarla hem denizden e, yani o yüzden mavi vatan diyoruz ya mavi vatan, vatan kavramı o yüzden bizim için önemli. Dolayısıyla bu top atışı testleri de işte mil gemimiz de, işte da, İHA'mız da ve en son denizdeki işte iha kullanımı onu test ettik. Bütün bunlar çok net bir şekilde hepsine hani şey devlet beyin devlet bahçelinin var ya bir deyimi diyor alayınız. Yani alayına bir cevap. Yani bunun içinde işte Amerikası da var Yunanistanı da var Rum kesimi de var. Ee, İsraili de var bence topuna birden bir cevap, toplu bir cevap, toplu mesaj. Doğu Akdeniz'de kimin gözü varsa. Çünkü göz olan çok ee, ve kesinlikle yani Türkiye'yi hak ve menfaatine kim göz koyuyorsa ve kim Türkiye'yi denklem dışı bırakmak istiyorsa bence topuna birden mesaj. Tahabey. Ya ben bütün söyleyenlere katılıyorum yani bölgede. Ee... Olta bile atamazsınız denilerek çizilen bu e, kıta sahanlıklarını kimler çiziyorsa burnumuzun dibine kimler denizaltılarını işte e, uçak gemilerini getiriyorsa onlara verilmiş bir mesajdır. Ama bu mesajı verirken burada biz şey kullanmıyoruz yani bu güzel bir olay yani ne bileyim Amerikan bir destroyeri veya işte e, İngiliz malı bir silah. Alman yapımı bir e, torpido kullanmıyoruz. Bunları pırıl pırıl Türk gençleri yapıyor. E, bunu anlamayanlar elbette ki olacaktır. Ama e, Anadolu'da yaygın bir söz vardır. Elin eşeğine binen teziner iner diye. E, biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Burada verilen bence en büyük mesaj. Bakın biz kendi e, özgücümüzle bunları yapabiliyoruz ve daha fazlasını da yapacağız anlamını taşıyor çekenden oradaki o bataryaları yerleştiren bütün teknik ekibin ellerinden öpmek lazım. burada alkışlamak lazım. Ellerine sağlık. Evet. Zaten biz bunu ilk defa yapmıyoruz da Gökso. Mesela ereğli ve kilimli botlarımız var. Onları da Karadeniz'de yaptık. Hı. Hani niye şimdi bugün veya niye bu paylaşım? Burada İsrail'e de Amerika'ya da o kadar çok yere gönderme var ki. Diyoruz ki ne bu coğrafya ne bu Mavi Vatan size yar olmaz, boşuna heveslenmeyin diyoruz. Çünkü e, Filistin'deki mesele, Gazze meselesi size işte konuşuyoruz. Sadece Gazze'yi ilgilendiren mesele değil, bölgeyi saracak büyük çaplı bir oyunun parçası. Dolayısıyla e, bu bölgede benden habersiz oyun kuramazsın diyen Türkiye bu gücünü göstermek zorunda. Ve bana göre anlayana çok da mesaj var. Çünkü az önce bahsetmiş olduğumuz o tatbikattan sonra Amerika... Uçak gemisini derleyip toplayıp gitti. Bir daha da hiç çıtı çıkmadı. Niye? Sen orada o e, ağırlığı hissettirmesen e, yarın bir gün o geminin yanına gelirler ki yaptılar. Hatırlarsınız o e, araştırma gemimizi Yunanistan'ın o botlarıyla durdurmaya çalıştılar. Tabii. Kendi, kendi ha, <laughs> hakkım yani e, hukuklar arası dünya hukukları e, hukuk nezdinde hukuk de e, karşılığı olan bir hakkımı kullanırken Yunanistan'ın hücum botları e, sana ayar vermeye kalktı. Direkt üstüne yürüdüler hemen. Hücum botlarımız gitti. Hastanelik edip gönderdi şey tersanelik edip gönderdiler. Ee, o Fransızların üstümüzde bir şeyler dolaşıyor. Bir anda kaybolduk dedikleri olay oydu. Dolayısıyla burada bu güç gösterisi şart. Ve Allah şükür onda bana göre hakkıyla yapıyor. O bütün yiğitlerin Tanrı'nın dediği gibi alınan öpmek lazım. Peki hocam. Ee, sizden de katkınız alalım. Yerinizi alalım hocam size. İsmet Bey ayakta mı buyurun? Tamam. Hadi, pardon. Ben yanlış anladım galiba. Buyurun yok yok buyurun. Şimdi dünyada çok ciddi çatışmanın olduğu birkaç bölge var. Hı hı. Bunlardan birincisi Doğu Akdeniz. İkincisi Tayvan. Tayvan'daki bölge. Üçüncüsü de şu anda Baltık olmaya başladı. Yani bu üç merkez önümüzdeki dönemde dünya savaşı çıkar o olur bu olur. Ama bu üç merkezde cerrah edecek gibi gözüküyor. Hı. Şimdi Doğu Akdeniz'de bize karşı kim ortak tatbikat yaptı? Amerika, İsrail, Yunanistan, Fransa ve Rum kesimi. Bunlar ortak yaptılar değil mi tatbikatlar? Şu anda kim yapıyor biliyor musunuz İspat Hocam? Evet. Güney Kıbrıs Rum kesimiyle İsrail. Evet. Ve Amerika'ya dikkat edin Gazze yardımlarını bile Rum kesimi bağlantılı yapmaya çalışıyor. Hmm. Yani oraya gelecek oradan oraya gönderecek. İngiltere de aynı şekilde. Gazze'deki o hani gemiler gönderip köprüyü yapacaklar, liman yapacaklar geçici. Onu bile Üst Rum bölgesi Güney Rum kesimi. Yani onun için yani bizde sıkıntı Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'de kavga kimle? Bizim mesela bazı yanlışlarımız oldu. Onları toparlıyoruz şimdi. Ya Mısır'la normalleşiyoruz. Çünkü Mısır'la normalleşmek onların da yarına bizim de yarımızsa. Libya meselesi. Libya'da da bence olumlu bazı gelişmeler var. Yani iki taraf arasında olumlu gelişmeler var. Ben bizim e, kilerin Bingazi'de de bir temsilcilik veyahut da bir konsolosluk açacağına ilişkin bilgiler gelmeye başlıyor. Bu olursa orası da şey, yani Libya'nın istikrara kavuşması bizim de e, lehimize bir durum. Yani oralarda bu Doğu Akdeniz'de bu e, mesaj önemli. Mesaj önemli. Peki. Fakat bizim burada başka bir şey daha yapmamız gerekiyor. Nasıl karşı taraf İttifak halinde hareket ederse Biz de bizim de kendi dostlarımızla beraber hareket etmemiz Peki. lazım.